Köy TV izleyenleri, yeni bir verimli hayvancılık programı ile sizlerleyiz. Bugün sizlerle başkente Ankara'ya gidiyoruz. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Başkanı Profesör Doktor Ayhan Baştan hocamla birlikte doğumdan sonra buzağı ve ineklerde görülen önemli hastalıklardan bahsedeceğiz. İzleyicilerimizin de bu konuda soruları olursa ekranlarda bulunan WhatsApp ihbar hatlarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Hocamı da çok fazla bekletmeden bir hoş geldin demek istiyorum hocama. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz hocam, sizleri gördük, daha iyi olduk. Hocam, bugünkü konumuz hocam, doğumdan sonra buzağı ve ineklerde görülen önemli hastalıklar. Geçen hafta buzağlarda görülen önemli hastalıklardan bahsetmiştik. Bugünkü konumuzda da daha çok ineklerde görülen önemli hastalıklardan bahsedeceğiz. Buyurun hocam, söz sizde. Teşekkür ediyorum tüm ekran başındaki dinleyicilerimize. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum hepsine. Bol kazançlı ürünler diliyorum. Sağlıklı hayvanlar diliyorum. Öncelikle kendilerine de tabii ki sağlıklı, güzel günler diliyorum. Şimdi değerli yetiştiriciler, geçen hafta buzağı ve ineklerde doğumdan sonra görülen önemli hastalıklara değinmiştik. Özellikle buzağlarda ishal veya işte doğumdan sonra emmeme, annesini emmeme veya biberondan ağız sütünü emmeme gibi sorunları, yine aynı şekilde solunum sistemi hastalıkları, özellikle de bunlardan nasıl koruyoruz buzağlarımızı, bunlar üzerinde durmuştuk. Evet. Sonrasında ineklerde yine doğumdan sonra işte rahmin dışarı çıkması ve aynı şekilde eşin atılamaması konularına değinmiştik. Bugün de yine doğumdan sonra ineklerde sıkça görülen rahim iltihabından bahsedeceğiz. İneklerde de doğumdan sonra rahim iltihabına efendim. Buyurun hocam, devam edebilirsiniz. Evet, doğumdan sonra rahim iltihaplarına çok sık rastlıyoruz. Özellikle de rahim iltihaplarını biz eşini atamayan, rahmi dışarı çıkan ve doğumdan önce aşırı kilo almış ve zayıf ineklerde görüyoruz. Demek ki rahim iltihaplarının inekleri en önemli yolu güç doğum, güç doğumu önlemek, yine eşin atılmasını önlemek, atılmamasını önlemek ve yine rahimin dışarı çıkması gibi durumlar önemli bir faktör. Tabii ki bu faktörlerin başında, bu faktörlerin yanı sıra yine kuru dönemde ineklerin aşırı zayıflaması, özellikle doğuma yakın ve aşırı kilo alması da doğumdan sonra rahim iltihaplarının en önemli sebeplerinden sayılabilir. Ayrıca doğumhaneler yine bu anlamda önemli. Evet. Doğumhanelerin temiz ve bol altlık serilmiş olması, yine ineklerin doğumhanelerde mümkün olduğunca stresten korunması da son derece önemli. Tabii ki bunlarla beraber en önemli faktörlerden biri ineklerin konsantre yem tüketimindeki azalma. Eğer bir inek doğumdan birkaç gün önce yem tüketimi azalmışsa, yetiştiriciler şunu mutlaka bilmesi gerekir. Bir, ya bu inek doğum problemleri olacak, ya doğumdan sonra başta rahim iltihabı gibi veya eşini atamama gibi problemle karşılaşacağız. O yüzden zaten hastalık şekillenmeden önce, birkaç gün öncesinden ön haberciler zaten ortaya çıkıyor. Hatta bunlar şey gibi bizi uyarıyor. Diyor ki bak ineğin diyor az yemiyor diyor. Bu inekte hastalık olacak, o yüzden önlemini al mesajı veriyor. Tabii ki bundan anlar ve o dönemde ineğin yem tüketimini arttıracak önlemler alırsak belki güç doğumu önleyeceğiz bu şekilde. Belki rahim iltihabını veya bir mastitis, meme iltihabını önleyeceğiz. Bu nedenle bu tür belirtileri, yani ineklerin doğumdan önce dikkatli bir şekilde gözlemlenmesi, anormal değişiklikler olduğunda mutlaka bir veteriner hekimle temasa geçerek önceden önlemlerin alınması,
İşte az önce söylediğim gibi önemli diye defalarca tekrar ediyorum, güç doğum, ondan sonra eşin atılamaması, rahim iltihabı, yine midenin dönmesi gibi birçok problemlerin önceden göstergesidir. Buna çok özellikle dikkat etmeleri gerekir. Rahim iltihaplarını biz genelde ya güç doğuma ya da eşini atamayan veya rahimi çıkan ineklerde sıklıkla görüyoruz. Özellikle de doğumu izleyen ilk 10 gün içinde. 10 gün içinde şekilleniyorlar ve bunlar 20 güne kadar da şekillenenler ama sıklıkla ilk 10 günde şekilleniyorlar ve bu dönemde şekillenen rahim iltihaplarının en önemli belirtisi hayvanın vücut ısısındaki artış. Şu nokta da çok önemli. Vatandaşların doğumdan sonra ineklerin beden ısısını sabah akşam takip etmeleri son derece önemli. Eğer beden ısısı artmış ise ve hayvan hala genel durumu iyi, yeme içme varsa gene bazı hastalıklar birkaç gün sonra gelecek demektir. O yüzden beden ısısının takibi, hayvanların yem tüketiminin takibi, bakışlarının takibi yine son derece önemli. Rahim iltihabı olan ineklerde özellikle de doğumu izleyen ilk 10 günde şekillenenlerde beden ısısı oldukça yüksek oluyor. Yine yemede içmede azalma veya bazen tamamen durma. Süt veriminde yine düşme. Süt veriminin de takibi önemli. Bir inekte günlük süt verimi 4-5 litreden fazla düşerse bilin ki bu bir önceden bir hastalığın habercisidir. Yine bununla birlikte geviş getirmede azalma gibi bir takım değişiklikleri yetiştiricilerimiz rahatlıkla görebilirler. Tüm bunlara ek olarak yetiştiriciler eğer hayvanın arka tarafına yaklaşıp koklarlarsa özellikle de arka kısımdan böyle sulu kahverengi pis kokulu akıntının geldiğini çok kolaylıkla tespit edebilirler. Zaten rahim iltihabının doğumu izleyen ilk 10 günde şekillenen rahim iltihabının en belirgin semptomu ya da en belirgin belirtisi böyle pis kokulu nedir? Rahim akıntısıdır. Bu yüzden böyle bir durum olduğu zaman hemen bir veteriner hekimle nedir? Temasa geçmeleri gerekir. Özellikle de ciddi derecede hayvanın genel durumunun bozulduğu olgularda ölüm bile gözükebiliyor. Yani hayvanları nedir? İnekler bu nedenle ölebilir ve acilen tedavisi gerekiyor. Zaten bu tür durumlarda da veteriner hekimler bilir ki sıklıkla böyle litrelerce 40-50 litre damar içi yolla serum verilmesi gerekiyor. Demek ki rahim iltihabı doğumdan sonra rastlanan önemli hastalıklardan bir tanesi, hem ineklerin süt verimini etkiler, hem gelecekte kızgınlık göstermesini, boğaya gelmesini veya tohumlandığında gebe kalma süresi gecikir. Yani döl verimini bir de etkiler. Bu yönden ekonomik olarak yani yetiştiricilere önemli parasal kayıplara yol açar. O yüzden yetiştiricilerin bu hastalığı çok ciddiye almaları ve bu hastalığı önlemek adına bir kez daha söylüyorum. Kurudaki inekleri fazla kilo almayacak ve yine zayıflatmayacak şekilde beslenmeleri, birkaç hafta öncesinden doğumhaneleri almaları, doğumhanelerin bol altlık serilmiş olması, altlıkların sık sık değiştirilmiş olması, ineklerin konsantre yem yani süt yemi tüketimini kademeli olarak arttırmaları önemli diye söyleyebiliriz. Tabii ki bazen de bu rahim iltihabı doğum felci şekillenen ineklerde de gözüküyor. O yüzden de doğum felcine karşı da bir takım önlemler almak gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi bir başka doğumdan sonra rastlanan hastalıklarımızdan bir tanesi doğum felci dediğimiz ya da süt umması, vatandaşların süt umması diye bildikleri doğum felci. Bunlardan biraz daha bahsetmek istiyorum. Süt umması ya da doğum felci özellikle de yaşlı, yüksek süt verimli ineklerde çok sık gözüküyor. Yani yaşlı ve süt verimi yüksek ineklerde sıklıkla rastlıyoruz bu doğum felci olayını. Bir de özellikle de Jersey ırkı ineklerde daha fazla rastlanıyor bu doğum felci. Düvelerde ineklere göre
daha nadir rastladığımız bir hastalık doğum felci. Demek ki süt umması diye, doğum felci diye dediğimiz olay neymiş? Yaşlı ineklerde, yüksek süt verimli ineklerde gözüken, aynı zamanda Jersey ırkı ineklerde çok sık gözüken bir hastalık. Bu da öldürücü. Hızlı tedavi edilmesi gerekiyor. Mutlaka damar içi yolla bir takım serumların verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde öldürücü bir hastalık bu. Doğum felci dediğimiz hastalık. Bunda da neden oluyor derseniz, doğum felci tamamen yetiştiricilerin kuru dönemde ineklerini yanlış beslemesinden kaynaklanıyor. Yani bir kez daha söylemekte yarar var. Özellikle bunu vurgulamak isterim. Doğum felci, yani süt umması, tamamen yetiştiricilerin ineklerini kuru dönemde nedir? Yanlış beslemelerinin sonucudur. Nasıl yanlış besliyorlar mesela? Kuruya çıkartılan ineklere böyle fazla işte yonca gibi, böyle baklagil gibi kalsiyumca zengin bitkileri vermeyecekler. Yani başta belki biraz olabilir ama özellikle de doğuma yakın son 20 günde nedir? Bu tür kalsiyumca zengin bitkilerin verilmemesi gerekiyor. Bununla birlikte tabii ki hayvanlara bir takım mineral vitaminlerin verilmesi bu hastalıklardan önleme adına alınabilecek önlemlerden bir tanesi. Genellikle de gebeliğin ileri dönemlerinde, yani gebeliğin 6. ayından sonra görülmeye başlayabilir ama son aylarda özellikle en sık. Çünkü son aylarda neden derseniz daha sık gözüküyor bu süt umması, doğum felci. İsterseniz hemen şöyle de bir şey de yapabiliriz. Ben de geçen hafta size resimler yollamıştım. Evet hocam. Evet hocam. Hemen 10 numaralı resmini ekrana verebilirsiniz. 10 numaralı resim. Evet. Evet, bu hastalık özellikle de yüksek süt verimli hayvanlarda dedik. Gebeliğin ileri döneminde, doğum sırasında ve doğumu izleyen ilk 3 gün içinde şekillenir. Neden gebeliğin ileri döneminde dedik? Çünkü gebeliğin ileri döneminde artık buzağı hızlı büyür. Buzağının kemikleri geliştiği için daha çok kalsiyuma ihtiyaç duyar. Sonra hele doğuma yakın dönemde hayvan süt yapmaya, yani ağız sütü yapmaya başlar. Bunlarla beraber inekten önemli oranda kalsiyum kaybı olur. Eğer inek bu kalsiyumu dışarıdan yemlerle alamıyorsa o zaman ne oluyor? İşte eksikliği söz konusu oluyor ve inekte de özellikle de felç. Başlangıçta böyle inek ayakta iştahsız, yer yer sık sık yer değiştiriyor, diş gıcırdatıyor gibi semptomlar görürsünüz. Sonra tamamen dolaşımı artık durur, felç olur. Hayvan artık bu aşamada yatar, başını böyle böğrüne doğru dayar. Kulaklar soğuktur, vücudun diğer yerleri de soğuk olabilir. Hayvan geviş getirmez, hayvan dışkısını yapmaz, idrarını yapmaz. İleriki aşamada da komaya girer ve ölür. Demek ki bu hastalık hızlı tedavi edilmezse öldürücü bir hastalık. Bu da yine özellikle de derseniz doğumdan önce yine aşırı kalsiyum kaybına bağlı şekillenen bir hastalık. O yüzden nedir? Yetiştiricilerimizin özellikle de çiftliklerde şöyle bir besleme yöntemi var. O besleme yöntemi şu anyonik besleme dediğimiz bir besleme yöntemi var. Çiftlikler bunu biliyor ama böyle bireysel 3-5 ineği olan yetiştiricilerimiz belki bu tür beslemeleri yapmayabilir. Bununla birlikte yine inekler daha önce doğum felci geçirmişse önceki doğumlarında bir veterinerle temasa kurup böyle ağızdan verilen bazı haplar var yutturulan. Kalsiyum içeren, vitamin D içeren hap doğumdan sonra yutturduklarında doğumdan sonra olası bir nedir? Doğum felci, süt ummasını önleme adına etkili olabilir bu tür yöntemler. Evet. Bu da yine süt verimini etkiler. Döl verimini etkiler. İneklerde işte süt umması geçiren ineklerde eşin atılamaması riski daha yüksektir. Rahimin dışarı çıkma olasılığı yine yüksektir. Aynı şekilde rahim iltihabı şansı yüksektir. Mastit istediğimiz meme iltihabı şansı yüksektir. Birçok şey
nedir? Sayabiliriz. Bu da gene yetiştiricilerin ekonomisini nedir? Olumsuz yönde etkileyen bir sorundur. Hatta böyle şu bile mümkün. Bu tür ineklerin ağız sütleri sağılmamalı mesela. Sağılmadığı zaman bu nasıl ağız sütü alamayacak? Ağız sütünün ne kadar önemli olduğunu bir önceki programımızda söylemiştik. Evet. Buzağı hastalanacak, başka hastalıklara yapılacak. Çünkü eğer siz bu tedavi edilen ya da işte doğum felci ineği sağarsanız durum daha da kötüleşir. Çünkü sağdığınız zaman sütle beraber daha fazla kalsiyum dışarı çıkar. Öyle olunca da zaten bu tür ineklerin sağılmaması, hatta tedaviden sonra en azından 12 saat, 24 saat kadar sağılmaması da nedir? Ayrıca nedir? Dikkat çekmem gereken önemli bir konu. Yine süt ummalı ineklerin dedik ki işkembeleri daha az kasılır, yem tüketimleri durur ve bunun da yansıması olarak mide dönmesi, halk arasında mide dönmesi denilen, bizim abomazum deplasmanı dediğimiz yani durumla da karşı karşıya kalabiliriz. Yine doğum felçli inekler daha az yem tükettiği veya yem tüketimi tamamen durduğu için bu hayvanlarda bizim ketoz istediğimiz durumla karşı karşıya yine kalmaktayız. Evet, demek ki doğumdan sonra rastladığımız önemli sorunlardan birisi de neymiş? Süt umması, süt ummasını özellikle de döl ve süt verimini etkileyen ve bu nedenle yetiştiricilerde önemli abomazum işe önemli ekonomik kayıplara neden olan hastalık. Hatta dedik ki bunun bir açık formu var, bir gizli formu var. Gizli formu şu, inek ayakta böyle iştahsız, çok belirgin değil. Yani diğer yattığı zaman hemen yetiştiriciler farkına varabilir ama biz ona subklinik olgular diyoruz ya da gizli süt felci ya da süt umması diyoruz. O tür ineklerde mide dönme riski oldukça yüksek. Yine ketoz istediğimiz risk çok yüksek. Eşine atamama riski, yine rahim iltihabı riski de oldukça yüksek olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Bunun tanısı kolay, yetiştiriciler bu hastalığı herkes çok iyi biliyor. Bir veteriner hekim çağırarak damar içi yolla nedir? Serum verilmesi oldukça önemli. Serum verildikten sonra inekler süratle ayağa kalkıyorlar. Burada da yetiştiricileri uyarmak istediğim önemli bir nokta şu bu konuda. Tedaviden sonra bazı inekler serum takıldıktan birkaç dakika sonra ayağa kalkabiliyorlar. Bazıları serum bittikten sonra bile ayağa kalkamıyor. Bu normal bir durum. Her inekte aynı değil. Ve birçok yetiştiricimiz inek ayağa kalkmadı diye başına soğuk su döküyor veya hayvanın orasına, bacağına falan sopalarla dürtüyor ve ayağa kaldırmaya çalışıyor. Bakın şu nokta çok önemli bir nokta. Bunu hatırlatmak isterim. İnek kendisi ayağa kalkmadan asla zorlamayla ayağa inekleri kaldırmaya çalışmasınlar. Siz ineği zorla ayağa kaldırmaya çalışırsanız ayağa kayabilir, bacakları ayrılabiliyor, sinir felçleri oluyor. Hatta bizim yatalak inek dediğimiz tabloya kadar varabiliyor. Kaslarda yırtıklar oluyor, böyle hayvan ayağa kalkmıyor. Doğumdan sonra belki de birçok ineğin, yatalak inek diyoruz biz onlara, birçok yatalak ineğin yatalak olmasının, ayağa kalkamamasının önemli nedenlerinden biri de bu süt umması, doğum felçli ineklerin hemen bu serum verildikten sonra zorla ayağa kaldırılmaya çalışılmasıdır. O yüzden bırakın hayvanları siz altına bol altlık koyun, zemin kaygan olmasın, bak bu nokta da çok önemli. Bazen oluyor ki zemin çok kaygan, böyle bir durumda inek ayağa kalkmaya çalışırken düşebiliyor, daha kötü bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu noktaya dikkat etmelerini bir kez daha öneririm. Çünkü buna benzer davranışları sahada, ahırlarda, çiftliklerde çok sık görmekteyiz. Evet, bu konuda söyleyeceğim önemli nokta da şu. Bazen geçen programda söyledik, eşini atlamış olabiliyor bazen süt ummalı inekler. Böyle bir durumda da yine hayvanların o sarkan eş parçasını
kuyruk hizasından kesip arka bölgelerini temiz mikroplu suyla, bu yoksa sabunlu sularla veya deterjanlı sularla temizlemeleri de nedir? Rahim iltihabı şansını azaltma bakımından da önemli. Yine ineklerin altlıklarının temiz olması, memelerin temizlenmesi de meme iltihabı şansını da nedir? Azaltacaktır. Çünkü süt ummaslı ineklerde meme iltihabı riski daha fazladır. Özellikle memenin şiştiği, sütün böyle sarı su gibi geldiği durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Zaten şunu bilin ki, bir de şu noktayı yeri gelmişken söyleyelim. Bazen inekler doğumdan sonra yatıyor, ayağa kalkamıyor. Ve süt umması diye düşünülebiliyor bu tür durum. Eğer bir inek doğumdan sonra yiyor, içiyorsa, dışkılıyorsa, idrarını yatıyor ama ayağa kalkamıyorsa kesin kez bu inek süt umması değildir. Süt umması diye nedir? Bazen vatandaşlarda öyle kalsiyum içeren solüsyonlar var. Alıyorlar onu boyundan veya kalçadan ineklerin yapmaya çalışıyorlar. Eğer siz süt umması olmayan bir ineğe nedir? Yüksek dozda kalsiyum içeren serumları veya işte bunları kas içi deraltı yoluna verirseniz sizler süt ummasını kendiniz yaratabilirsiniz. Bu konuda da nedir? Yetiştiricilerimizin dikkatini çekmek isterim. Evet. Evet hocam, birkaç tane yine doğru. Efendim? Buyurun hocam. Buyurun hocam. Şimdi doğumdan sonra rastlanılan bir başka önemli hastalık da isterseniz bir sonraki slayta da mı hemen bakıyorum. Çok özür diliyorum. Evet, bir sonraki slayta gidelim. Meme iltihapları. Biz mastit istiyoruz. Memenin 11 numaralı slayt. Memenin böyle şiş olduğu, dokunduğunda hayvanın ağrı duyduğu, hatta bizleri tekmelediği, sütünü sağdığımızda bazen böyle peynirleşmenin olduğunu, bazen sarı suyun geldiği bir durum. Bu da yine tamamen kuruya çıkarılan ineklerde, özellikle de kuru dönemin ilk iki haftasında nedir? Hayvanların temiz yerlerde barındırılmamasına bağlı memeye mikrop girmesinden kaynaklanıyor. Ya da doğuma iki hafta kala, çünkü gene ağız sütü yapımı başlıyor. Özellikle de birçok inek süt akıtmaya başlıyor. Bir kuruya çıkarıldıktan 1-2 hafta kadar sürebiliyor bu süt akıtma. Bir de doğumuna 1-2 hafta kala. Süt akıtan ineklerde bu dönemde memenin içine mikrop girme şansı yüksek. Özellikle de böyle inekleri nedir? Mümkün olduğunca sürüden tutmamak lazım. Süt akıtan inek her zaman meme iltihabına kolay yakalanıyor. Bir de ondan doğacak dişi buzağlarda da gene bu meme iltihabını daha yüksek oranda görüyoruz. O yüzden bu tür hayvanlarınızı mümkün olduğunca sürüde tutmamak oldukça önemli. Süt, yine bu hastalık dedik ki gerçekten yine aynı rahim iltihabında olduğu gibi ineğin iştahını azaltıyor. Bazen tamamen durduruyor. İnek yatıyor, ayağa kalkamıyor. Hatta bazen bu tür durumlarda inekleri yetiştiriciler de öyle süt ummasıyla karıştırıyor. İnek yemiyor, içmiyor, yatıyor. Yerde yatıyor. Bazen vücudu soğuk olabiliyor. Ama ineklerin bu süt ummasından ayırmada memelerine baksalar, dokunsalar, baktılar meme şiş, memesinden sarı su veya peynir gibi bir içerik geliyor. Hemen bu muhtemelen, yani muhtemelen değil, bu meme iltihabıdır. Hemen bir veteriner hekimle temas kurmaları gerekiyor. Bu meme iltihapları da gene dediğim gibi kurudaki ineklerin temiz barınaklarla barındırılmaması, yine kuruya çıkarılma zamanı ve doğuma 1-2 hafta kala vitamin mineral takviyesinin yapılmaması önemli bir neden olarak sayabiliriz. Hatta veteriner hekimler bunu uyguluyorlar. Bir veterin temas ettiği veteriner hekimle nedir bir iletişime geçerek kuruya çıkartılan ineklerin memelerinin içine meme tüpleri uygulanıyor. Bu tür uygulamalar yapılabilir. Özellikle de doğumda kuruya çıkarılma zamanı ve yine doğuma yakın dönemde vitamin E gibi, vitamin E, selenyum gibi izelementlerce ineklerin desteklenmesi
bu tür sorunları azaltma bakımından önemli. İleriki dersim şeyimizde, bir programımızda bu mastitis nedir, önemi nedir, bunlardan daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğimiz için bugünlük bu kadar bahsetmek ihtiyacı hissediyorum. Evet. Tabii ki hocam. Şimdi hocam. Efendim? Tabii ki. Tabii ki. Evet. Şimdi bir diğer hastalığımız, bir sonraki 12 numaralı slayta geçecek olursak ketozis. Ketozis de yine yüksek süt verimli hayvanlarda, özellikle doğumluğu izleyen, bir ay civarında gözüken, hızlı zayıflama, süt veriminde önemli oranda düşme ile karakterize bir hastalık. Bu da tamamen yetiştirici hatasına bağlı olarak şekilleniyor bu hastalıkta. Nasıl derseniz, özellikle de kuruya çıkartılan ineklerin demiştik ki ne çok zayıf olacak ne kilolu olacak. Doğum yaparken de inekler ne çok zayıflamış olacak ne de nedir aşırı kilo almış olacak. İşte inekler doğum yapma zamanı sırasında aşırı zayıf veya aşırı kilolu ise nedir? Bu ketozis dediğimiz hastalığa nedir? Yakalanıyorlar. Ketozis aslında şu demek, kan şekerinin düşmesi demek ineklerde. Bunun da en önemli nedeni ne derseniz, ineklerin süt yemi tüketiminin doğumdan önce nedir? Az olması. Eğer biz ineklerimizi doğumuna 20 gün kala kilo yemi veriyorsak, bunu her gün yarım kilo 750 gram arttırarak doğuma yakın dönemde eğer 7-8 kilograma çıkarmazsak nedir? Ve hayvanlarımız zayıflıyor. Yani bir inek, şunu söyleyelim, vücut canlı ağırlığından %10'undan daha az oranda kilo kaybetmesi lazım. Yani 600 kilogram bir inek 60 kilogramın da çok çok altında kilo kaybetmeli ki bu tür hastalıklara yakalanmasın. Eğer inek %10 vücut canlı ağırlığının %10'undan fazla şey kaybederse, bu ineklerde işte ketozis dediğimiz süt veriminde azalma, yine rahim iltihabı ile karşılaşma olasılığında önemli oranda artış, eşini atamama, mastitis, yine midenin ters dönmesi dediğimiz abomazum deplasmanı, topallık gibi birçok hastalığa nedir? İnekler çok kolay yakalanıyor, ketozisli inekler. Bu da gördüğünüz gibi oldukça ekonomik yönden önemli bir hastalık. Ketozisli bir inek geç kızgınlık gösteriyor, uzun süre kızgınlık göstermiyor. Yine ketozisli bir inekte yine rahim yumurtalık kisti problemlerine daha sık rastlıyoruz. Yani zaten inek kızgınlık gösterse bile, resimde gördüğümüz gibi zayıflamış bir ineği tohumlasanız bile gebe kalmaz. Veteriner hekimler bilirler. Böyle aşırı kilo kaybetmiş ineği siz tohumlamsanız, yani boşa tohumlarsınız. Çünkü gebe kalmayacaktır bu inekler. O yüzden inekleri nedir? Mutlaka biraz canlı ağırlık artışı, yani kilo aldırmamız gerekiyor. Bu da hayvanların yem tüketimini kademeli bir şekilde arttırmamız gerekiyor. Eğer biz hayvanların yem tüketimini ani arttırırsak, işte asidoz dediğimiz böyle dışkısında cıva, koku, kabarcıklar gibi nedir? Değişikliklerle gördüğümüz bir tablo ile karşılaşırız. O yüzden ineklerimizdeki yem tüketimini kademeli olarak arttırmalıyız. Çünkü bu konsantre yemler ya da süt yemi dediğimiz yemler enerjice zengindir. Çünkü ineğin süt verimi için enerji ihtiyacı artmıştır. E inek ne yapsın? Peki inek yemle bunu alamıyorsa bu enerjiyi ne yapıyor? Vücut yağlarını enerji kaynağı olarak kullanıyor ve bu defa vücut yağları enerji kaynağı olarak kullanınca da inek zayıflıyor. Ve bir takım kimyasal maddeler ortaya çıkıyor ve bu maddelerde işte inekte bir takım nedir? Davranış değişikliklerine neden oluyor. Bu maddeler hayvanların bağışıklık sistemini baskılıyor. O yüzden metrit gibi, yani rahim iltihabı gibi, meme iltihabı gibi, eşini atamama gibi, topallık gibi hastalıkları o nedenle çok sık görüyoruz. O yüzden abomazum deplasmanı, mide dönmesi dediğimiz durumu da öyle şekilde. Çünkü inek yiyemiyor. E bu defa hayvanın işkembesi boş kaldığı için, yani bizim o abomazum dediğimiz mide bölümü kolaylıkla o tarafa doğru
yer değiştirebiliyor. Bu hastalık da önemli. Bunun da tedavisi çoğu zaman başarılı oluyor. Damar içi yolla böyle enerji içeren serumlar veriliyor. Tabii veteriner hekimler başka uygulamalar da yapıyor. Yetiştiriciler dediğim gibi hayvanlarının beslemelerine dikkat etmelerler. Özellikle de son 20 günde süt yemini aşamalı olarak arttırmaları gerekiyor. Onun dışında yine doğumdan sonra ineklere yine propilen glikol denen bir madde var. Onun içerilmesi de bu hastalığa karşı önlemek adına nedir? Başvurabileceğimiz yöntemlerden sayılabilir. Hatta bu tür ineklerin bazısı ketozisli olan ineklerde sinirsel semptomlar gözüküyor. İnekler böyle yani yem dışındaki şeyleri yalıyor. Aynı kuduzda olduğu gibi, inek delirmiş gibi. Çünkü bu yağların parçalanması sonucu ortaya çıkan maddeler hayvanların sinir sistemini etkileyerek böyle nedir bir takım yani davranış değişikliklerine neden olabiliyor. Evet. Kaç dakikamız kaldı? Evet hocam. Evet hocam. 10 dakika kadar bir süremiz var. İsterseniz burada sorularla geçirelim istiyorum. Evet, son şu toparlığı da bitirelim, bu konuyu tamamen kapatalım, sonra soruları alalım. Tabii ki. Yine doğumdan sonra ineklerde topallıkla da çok sık görüyoruz. Topallığın en şeyi, ineğin genelde topal olan ayağını havada tutması, diğer bacağının üzerine yüklenmesi, hatta yürüyüş sırasında belini kamburlaştırması da önemli görülebileceğimiz değişikliklerden. Tabii ki topal inek yürüme sırasında ağrı duyduğu için gözlerine de baktığınızda o acı hissettiği çok net olarak gözükür. Yine şeye gitmek istemez. Örneğin sağmaneye gitmek istemez. Sağmaneden yemlik alanına gelmek istemez. Sürüde geri kalır. Çok o nedenle çok yem tüketmez. Bu da önemli bir sorun. Topallığı biz özellikle yine biraz önce söylediğim gibi doğuma 20 gün kala bu süt yemini hızlı arttırdığımız ineklerde çok sık görebiliyoruz. Bazen de böyle bireysel bazda düşündüğümüzde yetiştiricilerin inekleri böyle arpa buğday şeylerine, depolarına dalabiliyorlar. Böyle koyunlarda da, keçilerde de bunu bazen görebiliyoruz. ve mide şişmesi dediğimiz ve sonrasında da topallık oluyor. Yine topallığı yaz aylarında hayvanlar geviş getirme sayısı azaldığı için yaz aylarında da yine mide işkembelerinde asidoz şekilleniyor, ona bağlı şekillenebiliyor. Topallık da kolay önlenebilecek bir hastalık. Ne yapacaksınız derseniz, öncelikle inekleri kuruya çıkardığımızda tırnak kesimlerini yapacağız, tırnak bakımlarını yapacağız. Bir tırnak problemleri varsa onları mutlaka tedavi edeceğiz. Bu noktalar çok önemli. Mutlaka hayvanlarda yani banyolar, ayak banyoları olması lazım. Bunun içindeki antiseptikli veya dezenfektan maddelerin zamanında değiştirilmesi önemli. Yine bu yine ayak banyolarının genişliği son derece önemli. Bir önemli nokta da şu hayvanların dinlenme alanlarının özellikle de böyle dışkıyla, çamurla şey olması, ineklerin uzun süre böyle ayaklarının bir balçağa saplanmış gibi veya bir dışkının içinde kalması da tırnakların yumuşamasına ve bir süre sonra topallığa neden olabiliyor. Bir de yine sert zeminlerde ineklerin barındırılması da topallığın önemli nedenlerinden biri. Hayvan refahı sorunu süt verimini etkiliyor, döl verimini etkiliyor. Yani yetiştiricilerin sandığından çok daha çok çok daha önemli bir hastalık olduğunu belirtiyorum. Ve beni dinledikleri için teşekkür ediyorum. Sorular varsa memnuniyetle onları cevaplamaya çalışacağım. Evet hocam. Evet hocam. Soruları aktarıyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. İneğim ilk doğumunda yavru attı. Yavru atmanın önüne nasıl geçebilirim diye sormuş Adnan Sığar, Bursa Karacabey'den. Şimdi yavru atmanın birçok nedeni var. Öncelikle nedeni bilmemiz lazım. Birçoğu mikrop, bakteri ya da virüs bizim dediğimiz. Mesela en sık ülkemizde yavru atma nedenlerinden biri bruselloz. Bruselloz var mı o harda mesela? Bazen biz neospora dediğimiz köpek dışkılarıyla bulaşan atık yapma. Özellikle de birçok virüs var. Yine kokuşmuş, nemli, bozuk yemlerin verilmesi var. Birçok neden var. Yani o yüzden burada önemli nokta şu. Mutlaka birçok hastalığın aşıları var.
ineklerini aşılar, virüslere ve bakterilere karşı aşı yaptırması gerekiyor. Yine en azından bozuk bir yemleri vermemesi gerekiyor. Bozuk silajları özellikle ineklere, küflü yemleri yine ineklere vermemek önemli. Yani ve ineklerden biri ahırda abort ya da yavrusunu attığında o alanın hemen kireçlerle, sönmüş kireçlerle kapatılması ya da mikrop öldürücü sularla yıkanması, o ineğin diğer sağlıklı ineklerden ayrılması da önemli. Yani yavru atmanın bir nedeni yok. Nedenini bilip bunun dönüşü atık yavruyu il veya ilçe müdürlüklerine götürerek orada belki hangi mikroptan dolayı attı bunu bilirlerse mesela ne yapacaklarını söylemek çok daha kolay olur. Evet hocam, diğer soruya geçiyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. Hocama sevgiler. Antalya'dan yazıyorum. İkiz doğumlarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye sormuş hocam. İkizlik ineklerde istenmeyen bir durum. Muhtemelen o yetiştiricimiz de yaşamıştır. Ben de kendisine çok selamlarımı gönderiyorum. Çünkü ikizlikte güç doğum şansı çok fazla. Eşini atamama şansı çok fazla. Ben de Adanalıyım. Antalya'da yazın sıcak. Yaz aylarında tohumlanan ineklerde Antalya gibi, Adana gibi veya Trakya'yı da söyleyebiliriz. İkizlik oranları biraz artıyor. Yaz ayları biraz bu anlamda şey. Bazen de çok nadir ineklerde işte genetik olarak kimi inekler ikizliğe yatkın oluyor ama ikizlik çok da istenilen bir durum değil. Hele yavrulardan biri erkek biri dişi ise %95 oranında dişi buzağdan yavru alamıyorsun. Kısır kalıyor yani. O yüzden ikizlikler belalı bir problem. Güç doğum şansı çok fazla. Ölü doğum şansı çok fazla. Yavru atma şansı çok fazla. Eşini atamama, sonrasında rahim iltihabı gibi. Keşke yetiştiricimi yazsaydı bu saydıklarımdan hangilerini yaşamış. Evet hocam. Doğum felcini nasıl önleriz diye sormuş İsa Uyak. Bundan biraz bahsetmiş. Nasıl? Evet, nasıl önleriz dersek, demek ki hayvanlara özellikle deşedir, kuru dönemin başlarına kalsiyumca zengin yer vermeyeceğiz. Eğer bilemiyorum kaç hayvanı var, böyle çok bireysel 3-5 ineği olan bir yetiştiricimizse şunu yapabilir, belki o da şu olabilir, doğumdan hemen inek doğum yaptıktan sonra bir veteriner çağırarak kalsiyum içeren veya vitamin D içeren boluslar var. Onlar verilebilir. Ağzından yutturuluyor. Ya da doğumuna bir hafta kala vitamin D enjeksiyonu. A, D, E vitaminlerinden bir hafta kala yapar. 3 gün sonra bir tane daha yapabilir. Bu şekilde de önlemek nedir? Mümkün olabilir. Evet hocam, merhabalar, iyi yayınlar. Doğumdan sonra buzağa ne kadar süt emmeli diye sormuş Aslı Hanım, Çanakkale'den izleyicimiz. Ben teşekkür ediyorum ona. Doğumdan sonra bir önceki programda söylemiştik. Vücut canlı ağırlığının %10-15'i kadar. Şimdi 50 kilogramsa ona göre değişir. 40 kilogram doğmuşsa, ama biz şunu diyoruz. Doğumdan hemen sonra ilk maksimum 6 saat içinde buzağının en az 3-3,5 litre ağız sütü mutlaka emmesi gerekiyor. Evet hocam. O da ağız sütü de memesi iltihaplı olmayan, böyle yani kaliteli bir ağız sütü olması gerekiyor. Evet hocam, sorularımız bu kadardı. Bizlere, izleyicilerimizin sordukları sorulardan ötürü hepsine teşekkür ederiz tek tek. Hocama da verdiği bilgilerden ötürü teşekkür ederim. Hocam, son sözlerinizi alabiliriz. Ben de yetiştiricilerimize bol kazançlı günler diliyorum. Her şey gönüllerince olsun. Hayvancılık inşallah ülkemizde hak ettiği yeri, yani hak ettiği yere umarım alır, bir an önce i̇nşallah alır. Çünkü hocam, gerçekten çok zor şartlarda çalışıyorlar. Çok emek harcıyorlar ama emeklerinin karşılığını maalesef alamıyorlar. İnşallah diyorum, emeklerinin karşılığını alacakları günlerin çok kısa olmasını diliyorum. Hepsine selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sağ olsunlar. Evet sevgili izleyiciler, Ayhan hocamla birlikte güzel bir muhabbetin daha sonuna geldik.
Hocama vermiş olduğu bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Verdiği bilgiler bütün yetiştiricilerimizin karşılaştığı sorunları aslında bize gösteriyor. Bunlara nasıl çözümler üretmemiz gerektiğini hocamız bize aktarıyorlar. Hocamıza bu muhabbetten ötürü çok teşekkür ediyorum. Verimli Hayvancılık programının sonuna geldik sevgili izleyiciler. Köy TV'de kalın, köyde kalın. Hoşça kalın efendim.